Arkadaşlar ee, Fizikle varış YouTube Fizikle varış kanalındayız arkadaşlar. Sadık Uygun Yayınları'nın LYS Spotlu Fizik Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyorum. Test 21'de birlikteyiz arkadaşlar. Konumuz kütle ve ağırlık merkezi. Evet teste hemen başlıyorum arkadaşlar. Birinci hmm. sorumuz. X, Y, Z cisimleri ölçekli çizimde şekildek gibi yerleştirilmiş. Buna göre cisimlerin ortak kütle merkezi nerede olabilir acaba? Hangi noktalarda olabilir? Bakın arkadaşlar kolay bir yöntemdir. Yapacağınız tek bir şey var. X ile Z nerede buluşabilir? Hemen aralarına bir çizgi çekiyorsunuz. Şu çizgi arasında bir yerlerde olabilir değil mi? E peki X ile Y nerede olabilir? Burada olabilir. Aynı şekilde son olarak Z ile Y de nasıl olacaktır? Şöyle bir çapraz çizim değil mi arkadaşlar? İşte cevap nedir biliyor musunuz? Bu üçgenin içindeki bir yerdir arkadaşlar. Mesela K olamaz arkadaşlar. Üçgenin içinde değil. K üçgenin çizgisi. O zaman cevap şu bölgenin içindeki bir yerdir. o zaman burada kimler var? L var. N var. M var. O yüzden cisimler L, M, N noktalarında buluşma şansına sahip olabilir sadece. Evet. Ne demişti? X, Y, Z cisimleri özdeş türdeş küplerden yapılmıştır. Cisimlerden hangileri verilen konumlarda dengede kalır arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Ağırlıklara bakıyorduk. Ağırlıklar neydi? Hani tabanın üzerinde durunca tabana bakıyorduk. İpler olunca da ne yapıyoruz? İplerin arasında olması lazım sistemin ağırlık merkezi. Bakın özgür ruhs. Şurada bir 2P gördük mü? İplerin arasında. E burada bir 2P gördük. Bir de son olarak burada bir P gördüm. Bakın arkadaşlar şu eğer sistemin ağırlık merkezi şu iki ipin arasında çizgilerle de daha evet tamam bu orada ama bunları dengeleyen solda burada sağda da kimse olmadığına göre maalesef arkadaşlar bu sistem dengede kalamaz. E buraya geliyorum bakın. Üç parça burada mı gördük arkadaşlar? Şununla şu da şurada hemen iki parça yaptı mı? Bakın 3 ile 2 nerede buluşurlardı? Eşit olsaydı buradaydı. O zaman 3P'ye yakın olmak zorunda mı? Şurada mı çıktı? İplerin arasında mı? Hayır dışında kaldınız. O zaman gene dengede kalamaz. E buraya geliyorum bakın. Özgür ruhuz arkadaşlar özgür ruh. Bakın burası 3P burada mı buluştu 3 parça? Şununla şu şurada, şurada 2P oldu mu? 3 ile 2 nerede buluştu? Şu arada bir yerlerde. İplerin arasında mı kaldık? Evet o zaman bu sistemde yalnızlığı arkadaşlar dengede kalabilir. Evet. O merkezi düzgün türdeş işte defadan bir parçayı gördüğünüz gibi kesip alıyoruz ve yana yapıştırıyoruz. Yeni şeklin ağırlık merkezi nerede? Şimdi arkadaşlar böyle sorulardaki en büyük sorunumuz şu. Şimdi 60 derecelik bir parça kesilmiş değil mi? Bunun ağırlık merkezi nerede? Şuralarda bir yerlerde değil mi dedik? İyi de buraya olan uzaklığını biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Açıkçası ben de bilmiyorum. O zaman geometrik olarak bilgilerimiz buna yeterli değil. O zaman bir B planı üretmemiz lazım. O da nedir? Şu. Hemen bu parçanın simetriğini alacağız arkadaşlar. Bakın. Ne yapıyorum? Şöyle bir çizgi çekerek. Bakın şu turuncu çizgili parçayla şu turuncu çizgili parça ne güzel ne yaptı? Yanak yana verdiler. Yani bunun ile bunun ağırlığı aynı olduğu için onlar nerede bulacaklar? Tam kesişim yerinde. O zaman şöyle yapalım mı? 60 derece değil mi burası da? 60 derecelik parçaya P deseydim. Bu adam P. Bu da P olunca bunlar tam şu ortada 2P oldu mu? E bu arada ne oldu? Dikkat edin şimdi. Şurada bulunan sarı parçayla buradaki sarı parçada böyle karşılıklı bir simetriye sahip oldular. Tabi bu arada dikkat edin. Şu açı 60 burası da 60 olunca şuralara 120'şer derece kaldı mı? O zaman 120 derece bir parçanın ağırlığı da 2P yapar mıydı? Yani bu adam 2P. Bu da 2P olunca bu 2 ile 2 tam şurada 4P diye buluştuk mu arkadaşlar? E şimdi 4 ile 2 nerede buluşurlar? Bakın hemen görebiliriz onu da. Şurada bir 4P'miz var. Şurada bir 2P'miz var. Arada ne var? Bir K noktası. Burada da bir L noktası. Şurada da bir M noktası. Ne yapabiliriz? Hemen hızlı geçmek isteyen arkadaşların bildiği bir yöntemdir. 4'e 2 nasıl 2'ye 1 deyip hemen buradan 1 giderim. Buradan 2 giderim. K noktası olduğunu bulabilirim. Ya da isteyen bir arkadaş hemen şuradan moment alır. X'ler eşittir. Bunun momenti yok. Bunun var. 2P'nin uzaklığı kaç oraya? 3 bölü toplam ağırlık 6p. 6 bölü, bölü 6p'den kaç birimmiş? 1 birimmiş. O zaman buradan 1 bir birim ötesi yine K noktasıdır. Evet. Eşit bölmeli hazırlanmış sistemde konulan K, L, N kütleleri mK, mL ve mN'dir. KLN cisimlerin ortak kütle merkezi O ise kütleler arası ilişki. Bakın. Şimdi ne olacak? K ile L bu çizginin arasında buluşuyor, değil mi? Bakın. L ile N bu arada Sonra bununla da bu şu arada bir yerlerde. Şimdi arkadaşlar burada bir tane çizgi işinize gelir muhtemelen. Mesela bu çizgi güzel bir çizgi. Şimdi önemli olan nokta şu. K ile D nerede olabilir? Burada olabilir, burada olabilir, burada her yerde buluşabilir. Mesela burası olabilir miydi? Olamazdı. Neden? Şimdi bu arkadaş buradaysa değil mi? Bunlar burada buluşursa o zaman bunların ağırlık merkezi o olamaz. O yüzden bu çizgide şimdi biz burada çalışacağınızı belirledik ya. Yapacağınız çok kolay bir şey var. Neden bir çizgi çekiyorum? Nereden geçen? O'dan geçen. İşte K ile L'nin nerede buluşmaları gerektiğini buluyorum. Çünkü başka olmaz arkadaşlar. K ile burada buluşacak ki bununla bu ancak burada olur. Bunun dışındaki hiçbir yerde ortasını elde edemez. O zaman dikkat edin. Bu buraya kaç birim? Bir. 1. Bu buraya 3. Ters orantıya göre pardon burası 3 burası 1 mi? O zaman ne oldu hemen? Ters orantıya göre yazarsak arkadaşlar bu arkadaşın 3M ise kütlesi bunun M mi? Ve bunlar burada buluşunca kaç M oldu? 4M. Şimdi burada ağırlık merkezi. 4M'nin buraya olan uzaklığı kaç? 1. N'nin buraya olan uzaklığı kaç? 2. O zaman N'nin cevabı da ne oldu arkadaşlar? 2M. Bu durumda bakıyorum. K kaçmış? M. L 3M. N 2M idi. O zaman sıralarsak L büyük N büyük K'dır arkadaşlar. L, N ve K olacak. Evet. Aynı türdeş telden kesilmiş KLM cisimleri şekildeki gibi tutuluyormuş. Serbest bırakıldıklarında hangileri dengede kalır? Bakın türdeş tellerde önemli olan neydi? İple asıldığında ağırlık merkezinin ipin altında bir yerlerde olsun yeterli. Bakın şu iki parça zaten ipin altında dengeyi bozmaz. Şu kök ikilik bir parça neden? Uzunluğu kök iki. Burada da bir kök iki var değil mi? Kök iki ile kök iki hemen gene ipin altında buluştu mu? Evet o zaman bunlar da sorun yaratmadı. Bunları da attım. Ne kaldı? Şurada bir, bir bir parçamız var. Şurada da bir bir parçamız var. E bakıyorum bir ile bir nerede buluşuyorlar? Onlar da tam şuradan buluşlar. O zaman bu sistem dengede kaldı. Herkes ipin altında. Buraya gel. Bak şu iki parçanın ağırlık merkezi ipin altında sorun yok. Bakın şu kök ikilik parçayla şu kök parça nerede buluşacaklar? Tam şurada mı? O da mı ipin altı? O zaman bu da bitti. Buraya gelin. Bakın şu bir parçayla şu bir parça burada buluşlar. O zaman bunlar sorunsuz değil mi? Ne kaldı? Burada bir bir kaldı. Yalnız burada dikkat edin. Gözümüzü iyi açıyoruz. Bu bir kök ikilik parça değil mi uzunluğu? E bunun uzaklığıyla bunun burayla uzaklığı aynı ama değerleri aynı olmadığı için kök 2 birden büyük olduğuna göre ağırlık merkezi ister şuralarda bir yerlere gelecek. O yüzden bu sistem maalesef dengede kalamaz. K ile L dengede kalabilir. Evet. Türdeş K ne? NR çubukları şekildeki gibi. Bakın bunları ayıralım o zaman. K ne çubuğumuz şu muymuş? NR çubuğumuz da arkadaşlar şu muymuş diyelim. Renklendirelim ki farklı olduğunu görelim. Ne diyor? Türdeş olduklarını söylemiş mi? KN çubuğunun ağırlık merkezi burası mıdır? Buna M1 diyelim isterseniz. NR çubuğunun da ağırlık merkezi buradadır. O zaman burada da bir M2 var mı? Neydi hatırlıyorsanız spotlarda bu bilgiyle karşılaşmıştık. İpe göre torkları aynı olacak asıldığı yere. Bakıyorum. M1'in buraya olan uzaklığı kaç birim arkadaşlar? 1 bölü 2. M2'nin bu çizgiye olan uzaklığı kaç? 1. O zaman ne oldu? M1 2 katıymış M2'nin. Yani birinci ikinciden ağır. O zaman KN çubuğu daha ağırdır. Nereye çubuğu daha ağırdır. O zaman bu yanlış oldu. Sistemin kütle merkezi. Arkadaşlar neydi kuralımız şu. Bakın bunun ağırlık merkezi burada. Bununki buysa bunlar nerede buluşmak zorundalar? Bu çizgi diye bir yerlerde. Tabi ipli sistemlerde biz ne biliyoruz? Mutlaka ipin altındaki bir yer. O zaman sistemin ağırlık merkezi şu çizgi üzerinde yani şurada bir yerdir. M noktası değildir. M noktasının altındaki bir yerdedir arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı yalnız bir olacaktır arkadaşlar. Evet. Çok güzel yapılmış bir soru arkadaşlar. Gerçekten de çok çok iyi hazırlanmış bir soru. E, bu tarz soruları bilmeniz bence konuya hakim olmanızı sağlayabilecek sorular arkadaşlar. Her önerme için mümkünse hazırlama yapmaya çalışacağım. Birinci önermeye, ikinci önermeye hazırlık yapalım. Gerçekten de çok iyi bir soru. Kafanıza iyi yazmanızı tavsiye ederim bu tarz bir soruyu. Evet. Ne demiş? Eşit bölme indirilmiş türdeşle yafa dengelidir. Taralı parçası çift katlı. Önce bakın sistemlerin iple asılma noktaları burası değil mi? Bunları kaçırmıyorum. Ne diyor? Burayı ne yaptık? Çift katlı yaptık. Zaten 16 parça vardı. Buraya bir tane daha parça ekleyince şuraya bir P ekledik mi arkadaşlar? Şimdi diyor ki P çift katlı yapılırsa ağırlık merkezi değişmez. Bakıyorum P neresi? Şurası. Şöyle bir tane daha P yazdım mı? Hatta bu P ile P nerede buluşurlar? Tam ortada mı? Evet ağırlık merkezi de değişmedi dikkat ederseniz. Okey. İkinci bir önerme ne diyor? KLM çift katlı yapılırsa. Bakın zaten şuraya bir P ekledik değil mi biz iç şekilde? K, L ve M. Bakın şuraya bir P ekledik. Şuraya bir P, buraya bir P. Sonuçta şu çizginin üzerine biz bir anda 3 P ekledik mi? Denge bozulmaz. Dengelerde ne yapıyorduk arkadaşlar? İpe göre moment alıyorum. P'nin uzaklığı kaç buraya? 1,5 yani 3 bölü 2. 3 P'nin o çizgiye olan uzaklığı 1 bölü 2. Sayılar tuttu mu? Evet. Denge bozulmaz. Ne demiş? Son önermede. Ne? Bakın şurada bir parçamız vardı zaten P değil mi? Ne diyor? Ne çift katlı yapılırsa. Yani şuraya da bir P ekleyin. Bakın denge bozulmaz diyorsa ne yapıyorduk? İpe göre moment alacağız. P'nin uzaklığı kaç? 3 bölü 2. Bu P'nin buraya olan uzaklığı 3 bölü 2. Tuttu mu? Evet. O zaman sorunun doğru cevabı E şıkkı olacaktı. Yani bu soruda hem ağırlık merkezinin değişmeyeceğini hem de dengenin bozulmayacağını öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar bir sonraki teste görüşmek üzere hoşçakalın.